Arkadaşlar herkese merhaba. Volkan Manav ben. Bugün sizlerle MSI'ın PX60 laptopunu inceleyeceğiz. Prestij serisi bir laptopu. Dilerseniz şimdi detaylara geçelim. Arkadaşlar MSI PX60 bence tasarımıyla öne çıkan bir ürün. Zira ürün malzeme kalitesiyle öne çıkamıyor. Fırçalanmış alüminyum görünümlü bir plastik kullanılıyor. Bu görüntü bana Samsung'un zamanında yapmış olduğu deri görünümlü plastiği hatırlattı. Arkadaşlar PX60 oldukça güzel bir bilgisayar. Tasarımıyla öne çıkan bir bilgisayar söylediğimiz gibi. Bu bağlamda bilgisayarın donanımı da oldukça güçlü. Fakat bu bilgisayara oyuncu bilgisayarı demek oldukça zor. PX60 donanım anlamında güçlü bir bilgisayar. Dilerseniz biraz teknik özelliklerinden bahsedeyim size. i7-4720HQ işlemci var üzerinde. Efsane bir işlemci bu. Onu baştan söyleyeyim. i7 olarak yani laptoplarda kullanılan i7'ler açısından en verimli işlemcilerden bir tanesi oldu. 2.6 GHz'inde çalışıyor. 16 GB RAM var bu modelde. 128 GB SSD, Toshiba SSD ve 1 TB da ekstradan harici bir depolama alanı var alette. 15.6 inç ekran. 16'ya 9 ekran. Bu 16'ya 9 ekranları ben seviyorum. Çünkü 16'ya 9 ekranlar ekranların sanki 17 inçmiş gibi algılanmasına sebebiyet veriyor. Bunu hemen belirteyim. Oldukça güzel ekranı. Ekranı zaten ekstradan bahsedeceğiz. Nvidia GTX 950M var üzerinde. 950M bu noktada oyuncu bilgisayar olmamasının aslında temel sebeplerinden bir tanesi. Bir 970 olsaydı evet bunu oyuncu bilgisayar derdik ama 950 daha çok grafikerlerin kullanmış olduğu bir ekran kartı. Onlara hitap eden bir ekran kartı. Evet oyun oynuyor mu? Evet çok güzel oyun oynuyor, sıkıntı yok. Fakat istenen performansı oyun anlamında ya da beklenen performansı oyun anlamında sunmuyor. Bunu zaten yapacağımız seslerde beraber göreceğiz. Ayrıca tabi her zaman çalışmıyor biliyorsunuz, işlemciyle beraber gelen bir 4600 HD grafik birimi var, onu kullanıyor normal zamanlarda. Grafik yükü arttığında da işte dediğimiz gibi 950'e geçiş yapıyor. 3 adet USB 3.0 var üzerinde, bunun yanında HDMI işte portu, mini display portu var, işte ethernet girişi var, şu var, bu var, işte bir sürü girişi çıkışı var. Üründe şöyle bir şey var, DVD player yok. DVD player yani kullanıyor musunuz bilmiyorum, ben uzun zamandan beri DVD player kullanmıyorum. Buna da zaten böyle bir gereksinim duymamışlar, koymamışlar. Bunu hemen belirteyim. 240 civarında bir ağırlığı var ürünün. 802, 11AC falan zaten bunlar olmazsa olmaz. İşte Bluetooth 4.0 desteği. Ürünün ekranı ve açıkçası söylemek gerekirse sesi burada öne çıkıyor. Bu Dean Audio diye dediği bir DN Audio diye söylediği yazılan, Dean Audio diye okulan bir yapısı var. Bir donanımı var burada. Bu da sesin daha iyi, daha yüksek çıkmasını sağlıyor. Bunu söyleyeyim. Bunu açıkça söyleyebilirim. Evet, oyuncu bilgisayarları ya da laptoplarda genelde sesle ilgili bir problem var. Bu biraz daha kalitelisini sunuyor. Bunu hemen dipnot olarak düşelim. Ürünün tasarım detaylarına geçmeden önce çok ufak bir anekdot vermek istiyorum. Biz şu anda bu bilgisayarı kullanıyoruz fakat bilgisayar İngilizce klavyeyle geldi bize. Biz bunu Türkçe'ye çevirdik. Fakat tabii Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman bazı işaretler biliyorsunuz Türkçe harfi dönüyor. Böyle bir sıkıntı var klavyede. Klavyenin yazı karakteri çok enteresan. Bu da değişik olmuş. İlk defa böyle bir yazı karakterine sahip bir klavye görüyorum. En azından bu modda görüyorum. Bu bazı klavyeler var. İşte Razer'ın falan var böyle klavyeleri ama laptopta ilk defa gördüm böyle bir şey. Değişik olmuş, güzel olmuş. Ya tabii kimisi beğenir, kimisi beğenmez. Güzel olmuş diyorum ama bu biraz göreceli bir kavram. Benim hoşuma gitti. Arkadan aydınlatmalı bir şeyi var, klavyesi var. Bu arkadan aydınlatma tuşların tek tek aydınlatılması değil de arka tuşun genel anlamda böyle bir aydınlatılmasıyla ortaya çıkan bir görüntü. Mavi bir led var altında. Keşke farklı ledlerle de imkan olsaydı da bunu kullanabilseydik. Böyle bir konfigürasyona sahip olsaydı. Belki o zaman daha çok oyuncu bilgisayarı diyebilirdik. Ya da ne bileyim işte bu WASD tuşlarının farklı renkte olması bu ürünün daha farklı algılanmasına en azından benim açımdan sebebiyet verebilirdi. Ben buna oyuncu bilgisayarı diyen bazı editörler var. Ben oyuncu bilgisayarı falan demiyorum buna. Bu daha çok iş yerinde özellikle grafik işiyle uğraşan insanların kullanabilecekleri, sunum yapabilecekleri güzel bir dizüstü bilgisayar. Ben bu noktada ürünün tabii ki performansını değerlendireceğim. Özellikle oyun oynayarak bunu değerlendireceğim. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Sizin evde yapamayacağınız hiçbir testi ben bu bilgisayarı uygulamak istemiyorum. Özellikle PC Mark testi yapıyorlar bilgisayarlara. Evet bu çok güzel bir gösterge aslında. PC Mark çok güzel çalışan bir benchmark uygulaması.
sentetik test. Fakat PC Mark sizin evde yapabilmeniz için, ben şöyle söyleyeyim, muhtemelen korsan bir şekilde bunu indirmeniz gerekecek. Çünkü PC Mark'ın fullü yanlış hatırlamıyorsam 900 dolar civarında. Ben bunu kimsenin vermeyeceğini düşündüğüm için sizin daha rahat yapabileceğiniz testleri, özellikle FPS testlerini yapmak istiyorum. Performansı da böyle değerlendireceğim. Arkadaşlar MSI PX60'ın dilerseniz biraz da ekranından bahsedeyim. Çünkü ekranı gerçekten özel bir ekran. IPS tabanlı bir ekran var burada. Onu belirtelim. Bunun yanında TrueColor dediği bir şey var. Teknoloji var burada. Renklerin en doğru şekilde gösterilmesiyle ilgili bir çalışma var MSI tarafından. Bu birçok bilgisayarda yok. Bu bilgisayarda var. Sanıyorum ki ürünün fiyatını arttıran sebeplerden bir tanesi de kullanılan kaliteli panel. Arkadaşlar MSI PX60 bize söylenene göre 2100 dolar civarlarında satışta olan bir ürün. Bu da 6100 lira civarında gibi bir paraya tekabül ediyor Türk parasına çevirdiğimizde. Yani bunun bir de KDV'sini de ortaya koyunca bu bilgisayar uçuyor diyor ki sanıyorum bu bilgisayar bu fiyatlardan asla ülkemize giriş yapmayacak. Giriş yapacağını da bilmiyorum. Şu an ülkemizde satışı yok bu bilgisayarın. Ama bu ürün eğer ülkemize giriş yapacaksa yani çok daha düşük fiyatlardan giriş yapmalı diye düşünüyorum. Şimdi dilerseniz ürünün biraz tasarım detaylarına bakalım. Giriş çıkış portlarını bir kontrol edelim. Daha sonra performans testleriyle incelememize devam edeceğiz. Arkadaşlar dilerseniz MSI PX60'ın tasarım detaylarını biraz gösterelim. Burada geniş bir Apollo boşluğu var. Ses oldukça güzel. Sıkıntı yok seste. Daha iyi olabilir mi? Evet daha iyi olabilir belki bunlarda ama bu kadar ince bilgisayarlarda hoparlörde herhalde sanıyorum üreticileri biraz zorluyor. Bütün üreticiler belli bir standartta hoparlörleri tutuyorlar. Bunu belirtelim. Ortada işte güç tuşu var. Buradan açıyoruz. Klavyeyi görüyorsunuz. Ciklet yapıda bir klavye. Arkanın aydınlatmalı bir klavye. Özür dilerim. Gördüğünüz gibi arkanın aydınlatmalı klavye. Ben biraz tuşların aydınlatılmasını tercih eden bir editörüm. Yani arkadan aydınlatmalı değil de tuşların kendisinin aydınlatılması bence daha uygun bu bağlamda. Geniş bir touchpad var. Tuşlar touchpad'e gömülü geliyor. Bunu da söyleyelim. Ürünün şurasında bir kamerası var. Yanında mikrofonu var. İşte burada kapanmasını hızlı bir şekilde kapattığınızda ekrana problem verilmemesi için özel koruyucular var. Bunu da söyleyeyim, bunu da göstermiş olalım size. Tekrar açalım bilgisayarı. Ürünün yan tarafında arkadaşlar burada gördüğünüz gibi USB 3.0 var. Kart okuyucu var. Yani kart okuyucuya gerek var mı bilmiyorum. İşte DVD'si olmayan bilgisayara kart okuyucu koymak ne kadar efektif bilmiyorum. Yani bunun kararını siz verin. Burada dediğim gördüğünüz gibi işte HDMI port, mini display port, Ethernet kartı. Burada bir hava ızgarasını görüyoruz. Geniş hava almasını sağlayan ızgaraları var bilgisayarda. Hemen şöyle göstereyim size. Burada işte işlemci ve CPU soğutan bir hava kanalı var. Burada da aynı şekilde hava kanalları devam ediyor arkadaşlar. Bayağı iyi bu bağlamda. Oldukça başarılı. İşte USB 3.0 şarj girişini görüyorsunuz. Burada ses ve mikrofon çıkışları var. Bilgisayarı tekrar açalım. Daha sonra hatırlat diyelim. Bir de sesini dinleyelim mi? Bir de sesini dinleyelim isterseniz bilgisayarın. Bakalım sesi nasıl çıkacak? Tabii size nasıl gelecek bilemiyorum ama. Şöyle açalım. Ya bu benim çok sevdiğim şarkı. Evet. Sesi de oldukça yeterli diye düşünüyorum ben. Yani bilgisayar tasarım anlamında başarılı bir bilgisayar. Yani buna çok fazla bir şey söyleyemeyiz. Sadece malzeme kalitesi açısından bilgisayarın belli bir sıkıntısı var. Bu fiyat segmentinde bu malzeme kalitesiyle bu bilgisayarı satamazsınız. Eğer fiyat 2100 dolar değil de belki işte 1300-1400 dolar seviyelerine düşerse bu bilgisayar Türkiye'de de iş yapar diye düşünüyorum. Oldukça güzel çünkü. Güzel görünen bir bilgisayar. Keşke malzeme kalitesi de plastik yerine
en azından alüminyum kaplama olsaydı diye düşünüyorum. Bilgisayarın bence en önemli avantajı olduğu noktası, performansına dilerseniz göz atalım incelemelerimizde. Ben de bu arada derinlemeye devam edeyim. Arkadaşlar ben söylediğim gibi saçma sapan testler yapmak istemiyorum bilgisayarlara. Yani sizin illegal yollardan başvurabileceğiniz testlerden daha ziyade daha kolay, daha basit testler yapmak istiyorum bilgisayarlara. Burada da en kolay bence Octane var. Google'un Octane benchmark testini yapalım dilerseniz. Bakalım ne çıkacak. Bunu ben Internet Explorer'la yapıyorum. Chrome'la yapmıyorum. Bakalım toplamda ne kadar bir skor elde edeceğiz. Daha sonra SunSpider testi yaparız. Ve en azından bu anlamda web browsing testlerini bitirmiş oluruz. Evet. 16.298 puan aldı gördüğünüz gibi. Bir de dilerseniz SunSpider testi yapalım. Daha önce yaptık ama bir daha bir tekrarlayalım. Gözümüzün önünde tekrarlamış olalım. 88.8 milisaniyelik bir rakam almış ki müthiş bir rakam. Yani şu ana kadar benim gördüğüm en başarılı rakam buydu. 88'di. Hatta 87.7'ye düştü gördüğünüz gibi. Oldukça başarılı. Oldukça güzel bir rakam bu. Hatta göremediyseniz şöyle özür dilerim. Çevireyim. Şöyle daha rahat bir şekilde görelim. 80.7 milisaniyelik bir skor elde etmiş oldu. Şimdi dilerseniz bir de oyun çalıştıralım. Oyunda bakalım kaç FPS'e göreceğiz. Bir de bunun testini yapalım. Arkadaşlar burada oyun testine geçeceğim ama oyun testinde böyle ben bir sürü oyun yükledim fakat maalesef bu Windows 8.1 Pro'nun lisansı olmadığı için ben bazı oyunları burada çalıştıramadım. Üzgünüm bu konuda. Bununla ilgili bir lisans da alamadım. Yani MSI'nin bilgisayarına işte korsan bir Windows 8.1 de yüklemek istemiyorum. Fakat işte burada da aslında üreticilerin böyle büyük bir hatası var. Bize bu ürünleri lisanslı bir şekilde göndermiyorlar. Göndermekleri için biz bu tarz problemlerle karşılaşıyoruz. Burada çalışan Need for Speed Rivals var. Onu çalıştıralım. Dilerseniz onda bir hemen teste başlayalım. Evet arkadaşlar oyunu çalıştırdık. Şu an oyun içi videolarda 30 FPS'yi görebiliyoruz. 30 FPS'nin altına düşmüyor. Bakalım oyun içinde nasıl bir performans gösterecek. Biraz sistemi zorlayalım. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi ekran çözünürlüğü Full HD'di. Motion Blur Off diyor. Işık efektini isterseniz High yapalım. Evet gölgeleri de açalım isterseniz. Evet güzel tamam. Bunu da hike yapalım. Bunu da hike yapalım. Evet. Bakalım şimdi. Hike nokta. Evet, yani detaylar yüksek mi olacak? Bu kare saniyeyi çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Dilerseniz şimdi de bunları Ultra'ya getirelim. Bakalım Ultra'da ne oluyor? When you're free driving.
Ya oyun oynayacak halimiz yok şu an. Dediğim gibi 30 kareyi görebiliyoruz Need for Speed'te. Diğer testleri yapmak istedim ben fakat dediğim gibi maalesef diğer oyunlarda açılmasıyla ilgili bir problem yaşıyoruz. Steam'e bağlanmayla da ilgili ben bir problem yaşıyorum şu an bilgisayarda. Ya bu sebeplerden dolayı ben diğer oyunları maalesef çalıştıramadım. Keşke dediğim gibi bu ürünler bize lisanslı bir şekilde gelse ve oyunlara girerken oyunlar bunları korsan yazılım olarak algılayıp da hata vermese. Need for Speed bu hatayı vermedi ama dediğim gibi bu hatayı maalesef diğer oyunlarda aldım. Özellikle Steam üzerine oynadığım oyunlarda aldım. Diğer testleri yapamıyorum ama bu test, yani bu oyun için şunu söyleyebilirim. Ultra detaylarda Need for Speed 30 kare saniyede akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz. Diğer testleri gördüğünüz zaten kendi bilgisayarınızla karşılaştırabilirsiniz. Hemen videonun altında size hard diskin ve iki hard diskin performansını gösteren ekran görüntüsünü yer koyacağım. Onlar da gayet başarılı. Evet, daha iyi olabilir miydi SSD? Bence SSD daha iyi olabilirdi. 350 MB civarında bir okuma ve yazma hızına ulaştı SSD. Fakat bana sorarsanız en az 450 hatta 500 MB'ları bu ürünlerin görebilmesi lazım ki bu paraları hak edebilsin. Testlerimiz bu kadar. Dilerseniz videonun sonunda bir son yorumlama yapalım ve incelememizi bitirelim. Arkadaşlar MSI PX60 ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Testlerini yaptık. Sizin de yapabileceğiniz testleri yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar MSI PX60 ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Hemen şunu söyleyeyim. Yani yapacağımız testleri yaptık ürüne. Tasarımını değerlendirdik. Giriş çıkış portlarını değerlendirdik. Klavyesini değerlendirdik. Ekrandan bahsettik. Ekranın özel bir ekran olduğunu söyledik. Fakat dediğim gibi sonuçta iş şu noktaya geliyor. Ürünün fiyatına geliyor. Ürünün fiyatını ben biraz pahalı buldum. Bakalım ülkemize giriş yaparsa PX60 ne şekilde giriş yapacak? Hangi fiyat segmentinden giriş yapacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Beğendiğimiz bir ürün, performansıyla öne çıkan bir ürün. GTX 950'nin yapabildiklerini yapan bir ürün açıkçası söylemek gerekirse. Ama dediğim gibi bu ürün bir oyun bilgisayarı değil. Bana sorarsanız bu oyun tamamen iş için geliştirilmiş bir bilgisayar. İyi bir klavyesi var, güzel bir klavyesi var. Oyun oynama hissiyatı oldukça başarılı. Söyleyeceklerim bu kadar ürünle ilgili. Türkiye'ye giriş yaptığı zaman hangi fiyattan giriş yaparsa, açıkçasını söylemek gerekirse o zaman bu ürünü değerlendirmek daha doğru olacak. Sonuç kısmını belki o zaman bir videoyla taşlandırırız diye düşündüm. Şimdilik PX60 ile ilgili söyleyecekleriniz bu kadar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka incelemelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.